taktik, strateji, heyecan. Lig bitti, heyecan bitmedi. Son maça kadar taşındı. Yani çok önemli o üçüncülük pozisyonunu almak. Hangi takıma bakalım nasip olacak? Beşiktaş'a mı yoksa Supermassive'e mi? Bu karşılaşmanın bu arada şöyle de bir yanı var. Supermassive'de oynayan çoğu oyuncu geçen sene Beşiktaş kadrosundaydı. Bir orada değişiklik oldu. Öyle de bir esasında mücadele var ortada. Hangi takım daha iyi mücadelesi? Şimdi son maçta yani bir çeşitli şampiyonların üzerinde durduk. İşte Fiora'dan bahsettik. Diğer tarafta işte Bart'tan bahsettik. Ve Beşiktaş tarafında Immortor'un sanki şampiyon havuzu biraz daha mı fazla değişik kompozisyonlar yapmaya el veriyor sizce? Ya o konuda aslında çok haklısın. Yani şampiyon havuzunuz geniş olur ama hep aynı kompozisyona yönelik, aynı evet. oyun stiline sahip şampiyonlar oynuyor olabilirsiniz. Yani burada ben iki oyuncuyu da Naru ve Immortor'u özelinde konuşacak olursak, iki oyuncuyu da böyle biri diğerinden daha iyi, diğerinin şampiyon havuzu daha geniş demek istemiyorum. Çünkü yeri geldiğinde Naru'nun ne şampiyonlar oynadığını gördük, Immortor'un ne şampiyonlar oynadığını gördük. Kaldı ki kendisi geçtiğimiz mevsim lige damga vurdu. Azir'i hiç tercih etmediği gibi diğer şampiyonlarda da gayet iyi bir performans sergiledi. Bu yüzden iki oyuncunun da zaten bu kadar değerli oyuncular olmasının sebebi takımlarını rahatlatmaları. Yani takım bir şey istiyorsa, belli bir şampiyonun seçilmesi gerekiyorsa kompozisyonun işe yaraması için iki oyuncu da buna gayet rahat bir şekilde yanıt verebiliyor. Esasında şundan da bahsetmek lazım belki. Bir önceki maçta Naru'nun Queen seçimi şu anlamda riskli bir seçimdi. Oyun uzadığı takdirde o çiviller çıkılmaya başladığında saldırı gücün odaklı bir kompozisyon kurunca riske giriyorsunuz. Evet. Yani yeterli hasar çıkarmama ihtimaliniz var. Ama bunu Supermassive... Yani sorun olmadan halletmiş gibi duruyor. Beşiktaş maçı için de böyle benzer bir durum görebilir miyiz sence? Valla başa baş giden bir maçta ne olacağına bakmak lazım. Yani ilk çok öne geçtiler değil mi yani? Ya, çok öne geçmek dışında, çok öne geçilen maçlar görmüştük. Çok öne geçmenin dışında özellikle nişancılar arasındaki fark o kadar açıldı ki. Yani bir taraf neredeyse son bölümü hariç nişancısı oynuyor gibiydi ya. Evet, doğru söylüyorsun. Üzerinde Tanrıça'nın gözyaşı var, bot var. Buzul örtü var. Evet, buzul örtü var. Bir tek pırıltı vardı. Nerede buzul örtü haline gelmemişti. Karşı tarafta cam biçen ve statik hançer vardı şimdi. Yani bu iki şampiyon nasıl birbirine vursun ki? Yok öyle bir şey. İmkansız. Yani. Dediğin gibi. Şunu söyleyelim o zaman. Önceki maçı da biraz göz önünde bulunduracak olursak ilk Supermassive Beşiktaş maçında göz önünde olacak. Tabii ki de hani karşılaştırmak belki bu noktada çok doğru olmayabilir ama burada Beşiktaş size yine benzer taktikler mi uygulayacak yoksa son iki maç Supermassive'ın son iki maçına göre biraz değiştirecek midir? Vallahi ben Fiora hariç yaptıklarını çok değiştirmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü yani ilk maçta öyle onları çok yani Fiora dışında öyle çok problem yaşamadılar. Evet. Ben Fiora dışında bir şey değiştireceklerini düşünmüyorum. Ha başka bir kompozisyon yapabilirler ama ilk maçın etkisiyle olmaz bu. Belki de başka bir şey hazırlamışlar. Yani ikinci kompozisyonları gösterirler. Sadece Fiora ile bir daha uğraşmayacakları bence kesin. Can şeyi soracağım sana. Diğer tarafta da Naru'nun cebinde sence başka sürprizler var mıdır Queen'den başka? Bence vardır. yani zaten az önce de birçok kez bahsettim. Yani ben hala bir Twisted Fate tercihi görmek istiyorum ama bunun dışında Queen güzel bir sürpriz oldu. Orta koridordaki Korki'ye karşı da son derece etkileyici bir tercihti bence. Ama işte özellikle bu final maçı için ekstra bir şey hazırlamışlar mıdır? Ondan pek emin değilim. Bence çok büyük risk almayacaklardır. Nispeten yine kendilerini rahat hissettikleri şampiyonlara gideceklerdir. Sadece Açun'un yine ben kendisinin parladığı Lucian'ı tercih etmesini istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorsun tabii. Açu için. O Ezreal rakip almazsa Ezreal gene alır belki. Almasın. Gerek yok. Göreceğiz bakalım birazdan maça doğru geçince. Tabii bugün mesela Naru'dan hiç Orianna da görmedik. Lig boyunca en fazla yasaklandı oynadığı şampiyonlardan. Yasaklandı. Ondan önceki maçlarda seçmedi. Belki öyle bir tercih açıkta İlk kalabilir. İlk maçta da yasaklanmıştı. Yasaklanmış mıydı? Evet. Pardon o zaman benim hatam. Aradaki oldu. İkinci maçta yasaklanmadı. Yanılmış. Evet bir maçta yasaklanmadı. Yani ya gerçekten de yorum yapmak çok zor şu maç için. Hele ki bugünkü maçları gördükten sonra. Çünkü ortada şu takımın busu öne çıktı. Yani bugün için de çıktı diyebileceğimiz bir durum yok. İki takım, yani her takım maç kazandı, kaybetti. Birinde çok iyi oynadı, birinde çok kötü oynadı. Zor bir durum takımlar için. Şeyi soracağım. Kaan, sence 3 maç üst üste oynaması Supermassive'in avantajına mı? Yoksa dezavantajına mı olacak? Bence
Yani çok bir şey var ama KMF için iyi olacak kesin. Yani KMF'de 5 maç üzerinde oynanacak bütün maçlar. O bakımdan yani 3 maç üst üste de çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Sadece eğer özel bir şey hazırlamadılarsa artık iki takım da birbirini tanıyor. Yani mesela bu maç daha önce oynanan bir final konumunda olsaydı işte Kinitekim aslında aynen öyle oldu. Supermassive Fiora'yı seçti. Gerçi bu çok gizli bir şey değil. Tamamen Fiora üzerinden oynadı. Nitekim o maçı Beşiktaş karşısında biraz da Beşiktaş'ın hatalarıyla kazandı. Ve olsaydı buraya geldik zaten. Yoksa orada çoktan bitmişti. Yani Beşiktaş kazanmış olsaydı. Evet. Bir cümle alayım. Çok kısa. Maç başlıyor çünkü. Johnny ile Tombalık'la geçeceğiz. Ezreal seçmeyin. Diyorsun Supermassive. Evet arkadaşlar artık son maçtayız. Son maç için sunucularımız Johnny ve Tombalık'la bağlanıyoruz. Evet. Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Özellikle Scarlett'in Ezreal seçmeyine beni bitirdi son noktada. Bakalım bu maçta da Ezreal görecek miyiz? Her maçta gördük bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Ya olup taşırsa. Olabilir. Ve kadroları sayalım istersen artık son maçtayız. Ve mavi tarafta Beşiktaş olacak Zayraz, Robin, Immortor'u, Ruvelius ve Hibiki. Açıkçası Beşiktaş bu maçta yine aynı kadroyla mücadele ediyor. Ve karşılığında Supermassive... Taldrin, Stomage, Naru, Achu tesadüfe ve Double Dodge yine aynı kadroyla mücadele eden bir takım. Açıkçası Supermassive'in kadro derinliği oldukça iyi aslında. Düşündüğün zaman Fabulous gerçekten çok şey katabiliyor takıma. Ama onlar tiebreak'te Taldrin'le oynamayı tercih ettiler. Bu tercihi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu tamamen koçun inisiyatifinde olduğunu düşünüyorum. Bugün Taldrin'den istediği şeyleri bence Taldrin... çok iyi bir şekilde yerine getirmeyi başardı. Evet, yani bugün kesinlikle takımının yıldızıydı. Aynen. Kaptan sonunda sahneye çıktı. Zaten büyük oyuncular büyük maçlarda, büyük serilerde ortaya çıkarlar. Kesinlikle. Bu her spor dalında olan bir şey. Taldrin de burada büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi ve belki de takımın en ihtiyaç duyduğu, en dipteki anında yine kanatları altına aldı ve taşımayı başardı diyebiliriz. Tabii ki tek başına yapmadı bu işi. Evet. Takım arkadaşlarıyla beraber bir takım olarak yapmayı başardılar ama gel gör ki bir hani kıvılcım istersin. Bir oyuncu böyle o saldırıyı birisinin yönetmesi. Başlatsın istersin. Önden götürmesini istersin. Bunu çok iyi yaptı bence Taldrin ve takım arkadaşları da ona iyi eşlik ettiler. Hatta son oyunda Açu belki de kaptanın aşkına gelip de o da sorumluluk aldı ve belki de sezon başından beri ilk defa bu kadar ön planda bu kadar dominant bir performans gösterdi. Ve sözünü bölüyorum, Açu'nun ilk kez bu kadar agresif oynadığını gördük. Evet. Yani tabii ki Lucian Ezreal eşleşmesinde bu kadar öne geçersen oynamazsan zaten burada ne işin var diye sorarlar her şeyden önce. Ama gel gör ki bu cesareti gösterdiler. Orada doğru yerde doğru zamanda bulundular. Bu arada Queen yasaklamasını da görüyoruz evet. Kalisi ile beraber. Bakalım bu maçta aynı şey gerçekleşecek mi ya da Beşiktaş klasını gösterip Supermassive'e dur diyebilecek mi? Bu maçta ben direkt rakibi odaklı yasaklamalar göreceğimizi düşünüyorum. Kalista yasaklaması da bize bunu gösteriyor aslında. Beşiktaş'ın evet Beşiktaş'ın Kalista'yı bu maça saklamış olabileceğini düşünüyorlar. Zaten Ruve her maça saklayabiliyor Kalista'yı biliyorsun. Öyle bir huyu var. Belki de Türkiye'deki en sağlam, en mekaniklerine hakim oyunculardan bir tanesi Ruve. Ruve'ye saklaması geldiğinde kırmızı taraftan şaşırmadık. O ne? Ne yapmış evet, o? El ısıtıcısıyla güzel Gözüm. Anlar yaşıyor şu anda Zayraz. Zayraz değil. Zaten renkli bir çocuk. Burada da yine kendisini göstermiş. Enteresan bir şekilde. Bakalım son yasaklama ne olacak Beşiktaş tarafından? Yani şöyle bir şey var. Supermassive yasaklamazsa Gragas'ın rakibe gideceğini biliyor ilk seçimden. Robin başka bir şampiyonu Gragas'ın üstüne tercih etmez yani. Onu biliyoruz. Bir tek Jarvan olabilir. Aynen. O da metada değil şu an ama gelecek değişikliklerden sonra olabilir. Bir ihtimal. Göreceğiz. Ve son yasaklama bakalım. Yine Gragas görecek miyiz bu noktada? Fark yaratacak mı? Tercih edilerek Gragas. Evet. Gragas'ı yasakladılar doğal olarak. İlk tercih. Fiddlesticks değil. Hekarim de değil. Yani. Fiddlesticks nereden çıktı? Ha. İlk onu Zayraz gösterdi. Pardon özür dilerim. Ben o sırada sana bakıyordum o yüzden görmemiştim sonradan tahmin ettim. Alistar boşta kaldı. Evet, evet çok mantıklı çünkü Hibiki'nin zaten artık bu sezonki imza şampiyonu diyebileceğimiz şampiyon. Kesinlikle. Alistar bu noktada hakikaten Hibiki'nin sezon içerisinde yaptığı oyunları birçok kez şahitlik
ettik. Gerçekten muazzam performanslar gösterdi. Büyük oyunlar yaptı. Bu maçta da yine oyunları bakalım tekrarlayabilecek mi? Kindred seçilmesi muhtemel. Hecarim ise daha çok şov yönlü bir tercih olarak şu an gözüküyor masada. Yine Nautilus'un açıkta olduğunu söylemek lazım. Tal'dan az önce dahili sıcakken çok sağlam bir performans göstermişti. Bu maçta da düşünebilir bunu. Zyra's için ise Fiora belki tercih edebilir. Eğer Tal'dan almazsa Fiora'nın da açıkta olduğunu söylemek lazım. O da önemli bir tercih. Ama bugün açıkçası Nautilus oynayan herkes iyi oynadı. Onu da söylemek lazım. Yani Zyra's'ın belki ikinci maçlık performansı çok çok iyi değil derken Lucian ve Kindred seçimleri geliyor. Nautilus açıkta, bakalım Beşiktaş cephesi bunu tercih edecek mi? Yani şu an aslında Nautilus'u yemlemiş oldular. Hani Fiora açıkta, Zyra's Fiora'ya alsın, biz Nautilus'u alalım şeklinde bir düşünceler olabilir ama ben Zyra's'ın bu noktada Nautilus'u bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iki tane nişancı olan, potansiyel bir üçüncü nişancı gelebilecek bir eşleşmede, bilmiyorum orta koridorda ne oynanırlar o ama Nautilus bence nişancılar beraber çok daha değerli bir şampiyon haline gidebiliyor. Onun o peel özelliği, yani rakip takımdaki şampiyonları önemli şampiyonlardan uzak tutabilmesi gerçekten çok değerli bir mekanik haline gelebiliyor. Ezreal bu kadar değerli mi bu noktada? Yapılması gereken bir tercih mi? O bir soru işareti. Ya, bence her iki takım da şu an birbirini Nautilus'a yemliyor. Yani Fiora'yı almak için. Çünkü eğer Supermassive önce Fiora'yı alırsa belki Beşiktaş onun karşılayan bir seçim olacak burada. Bakalım. Böylelikle Zek tercihi geliyor bu arada. Günün sürpriz tercihi diyebiliriz buna. Arka saflara ulaşabilmek için, savaşı başlatabilmek ve devam ettirebilmek için Alistar'la beraber. Anında kilitlenen bir Viktor ve anında kilitlenen bir Poppy gördük. Evet. Yukarı koridorda hala rakibin yapacağı hamleyi bekliyor bu noktada Supermassive. Ve Supermassive Poppy eğer yukarıda olmaz. Evet, aynı zamanda bir Joker de göstermiş oldu aslında. Yani Poppy'yi de rakibin yaptığı seçimlere göre üst koridora gönderebilir. Orada Immortor, bakalım orta koridordaki bu Viktor tercihine baskı kuracak bir tercih mi gösterecek oyunun bu noktasında, daha doğrusu yasaklama seçim ekranının bu noktasında, ya da daha çok yine Zillion'un olduğu, açıkta olduğu dönemde böyle daha defansif bir tercih mi kullanacak, onu da göreceğiz. 15 saniyelik bir süresi kaldı Beşiktaş oyun hizmetlerinin. Ve evet, Graves uzun zamandır aslında, uzun zamandır değildi. Tabi burada 5 maç olunca biraz uzun zaman oldu. Bugün görmediğimiz bir şampiyon. Orianna Graves açıkçası Zek'le beraber ve Alistar'la beraber iyi bir iş yapabilecek iki seçim gibi geldi bana. Evet, şimdi Nautilus mu Fiora mı? Ya da apayrı hiç düşünmediğimiz bir şampiyon mu? Öncelikli olarak yani plaseler bunlar diyebilirim. Favoriler daha doğrusu. Ki yani takımda korunması gereken şampiyonlar var. Yani Viktor olsun. Belki bunu hani Poppy ile bir noktaya kadar sağlayabilirsiniz. Belki Kindred bir Joker'dir sizin için. Ultisi ile beraber hayatta kalabilmek adına. Ama yeterli olur mu? Ayrı ittirmek evet kağıt üzerinde güzel gözüküyor. Ve şu ana kadar Supermassive'in açıkçası hep kazanma koşulu oldu. Bundan vazgeçerler mi? Kaldırın bakalım hangi şampiyonu tercih edecek. Bu arada kırmızı tarafın şöyle bir avantajı da var. Rakibin 5 seçiminde gördüğünüz için siz seçiminizi ilk saniyelerde yapsanız bile taktiği daha uzun anlatma süreniz oluyor. Çünkü mesela bakın 40 saniye boyunca Fiora gösterdi Supermassive, son 10 saniye Nautilus'a çevirdi. Evet. Ve böylece rakibe de Fiora üzerinden konuşacak bir şeyler verdi ve Nautilus üzerinden konuşacak bir şeyleri sadece son 10 saniyede sağladı. Böylece ufak bir avantaj elde etmiş oldu. Şimdi bu noktada müthiş bir bomba kombodan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta artık gerçeklere dönelim. Evet. Orianna'nın da buna katın. Evet. Orianna'nın topunu taşıyabilecek oyundaki en sağlam şampiyonlar sıralamasında herhalde Zek ve Alistar en üst sıralardadır. Kesinlikle. Ve bu bomba komboyu devam ettirecek arkadan uzun mesafede bir tanesi, hani küçük global diyeceğim. Çok minik bir ultiden bahsedeceğiz belki Ezreal'ınkine göre. Ama hasarı tamamlayabilecek, etmesinin üstüne karışmadan çok uzaktan rakibi zor durumda bırakabilecek iki tane nişancı var. Ve zaten bu bomba kombo gerçekleşirse, ki çok kolay değil bunu, yani profesyonel sahnede bir iki kere görüyoruz. Onlar da efsane oluyor. Ama gerçekleşirse
O zaman işte Beşiktaş can yakar. Diğer tarafta ise hasar potansiyeli yüksek taşıyıcılarını koruyacak bir beşliden bahsediyoruz. Evet. Yine Supermassive ekibinde. Hani Korki'nin burada içeri giren şampiyonları dışarı itebilmesi veya ilerleyişini engelleyebilmesi. Natürlis'in yine aynı şekilde bu potansiyele sahip olabilmesi. Bir de bunları tam tersine hani içeri girenleri dışarı itmek yerine rakibin üzerinde de kullanabilirsiniz. Yani sonuçta iki yönlü kullanabilen yetenekler. Ve bir tarafta o topla beraber içeri girip kitle kontrolü ağırlıklı bir ön saf devamında gelecek hasarlar. Diğer tarafta ise bu hasardan kaçıp doğru anı kollayıp sonrasında müthiş bir hasar potansiyeli sahip Victor, Lucian, Kindred bunları kullanarak rakibin üzerine gidebilecek bir Supermassive. Ön safları eritmek veya eritmemek her iki takımın da bu maçtaki en büyük önceliklerinden bir tanesi. Ve günün son mücadelesine geçiş yapıyoruz. Bu artık üçüncülük için son maç. Bunu kazanan Şampiyonluk Ligi'ni üçüncü bitirecek ve kış mevsimi finallerinde Team True Quality ile eşleşecek Beşiktaş Oyun Hizmetleri Supermassive mücadelesi başlıyor. Yine oldukça güzel bir giriş yaptık Vadi'ye. Tabii Zayras sadece bu alanda değil, genel olarak totem temizlemekte en çok sıkıntı çeken şampiyonla oynuyor diyebiliriz. Hele ki pembe totemse... Yarın gel. Aynen. Bu arada bayağı eğleniyorlar. Yandan da Stomage. Ama bu eğlence Stomage tarafından bozulacak mı? Evet, bozuluyor şu anda. Çipa da gelir mi acaba diye bakıyorum. Gelmedi Çipa. Yalnız Zayras açıkçası onların yaptığı bu hain pusuya güzel bir cevap vermeyi başardı. Tabii Taldrin'in Çipa açmadığını biliyor. Açmaya zorlamak istedi. Koridorda biraz avantajlı olsun diye ama olmadı. O Stomage de elinden gelen hasar vermeye çalıştı Zayras. Hani ormanda birazcık canını sıkmak için ama... Evet, Açu ve Dumbledore yine bir Türkçesiyle peynir peşinde. Orada farklı bir taktik yapıp rakibin canını sıkma peşindeler ve burada açıkçası canını sıkacakları isim kim olacak? Rubelius oluyor, Rubelius ilk kan oldu. Yine Açu. Yine Açu. Yani bu sahneyi başında, hatırlıyoruz biz. Evet, farklı bir haritanın farklı bir noktasında. Hibiki orada ne yapıyor? Hibiki ne yapıyorsun Hibiki? Yalnız yine müthiş bir avantaj. Yani Lucian'a oyunun başında bu ilk kanı vermek müthiş bir avantaj. Bu arada Zayras'a da çok fazla hasar vermiş durumda şu anda Dumbledore ama mavi güçlendirmeyi Robin almayı başardı. İki seviye oldu orada. Dumbledore şimdi Zayras üzerine bir kere daha gidecek mi diye bakıyorum. Evet gidiyor şu anda. Güzel biçimde onun üste gidişini de durdurdu. Dumbledore bu maça da damgasını vurmak istiyor. Esas şimdi Gurd'u çalar mı? Evet. Robin'i çalar mı? Robin'i çalabilir valla. Ortada şimdi Hibik geldi. Dumbledore bu sefer kötü pozisyonda kalacak. Sıçrası kullanmak zorunda kalacak. Orası kesin ama kullanamadan ölebilir bu noktada. Sıçrayı oraya attı. Robin peşinden i̇stiyorlar, geliyor. İstiyorlar. Hibik Ortur'u da geldi oraya. Top da asist var üzerinde. Asist de istiyor orada. Asisti de aldı. Yampiri. Dumbledore ve Yampiri yengeç. Umutların tükendiği anda. Oraya gelen Yampiri. Kurtarır mı kurtarır işte. Böyle de kurtarır. Yani Immortal'a o kadar emindi ki orada. Evet. Aldık asisti ya. Oh mis dedi ama. Yampiri orada son anda yetişti ve çok yaşa. Makarna. Teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz oyunlarla başladık. Yine daha maçın daha başında. Dumbledore yine yaptı yapacağını. Ki gibi ki belki de tuşları almadığında şu an üzülüyor bile olabilir. Rube de oyunun başında skor verdi. Yine benzer bir şekilde Lucian'a giden, Ezreal'dan giden bir skor oldu ama aynı koridorda olmadıkları için nispeten rahat edecektir oyunun erken döneminde. Kule altında da Açu rakibini iyi dürttü. Yani Açu herhalde gün içerisinde güne felaket başlayıp evrildi. Günü zirvede bitirecek evet. Gibi gözüküyor eğer bu performansı devam ederse. Yani gerçekten günün başlangıcındaki Açu ile şu anki Açu arasında bayağı bir fark var. Onu söylememiz lazım. Özgüveni de kesinlikle geldi. Orta koridor tabii bir minyon biçme festivali yaşanıyor bu noktada. Her iki orta koridor oyuncusu da oyunun başı için minyon biçmede gerçekten muazzam yeteneklere sahip iki şampiyon tercihler. Bu arada Ruve önde birazcık. Arkasında yalnız Stomage'in Hibiki evet. Var. Kombosunu yapabilecek mi? O noktada gerçekten Stomage'de o kadar çok hasar verdi ki Stomage buraya geldiğinde pişman oldu. Aynen öyle. Bir süre daha uğramayacaktır.
yeterli gerekli cevabı aldı o noktada Kuveliustan. Zayraz bayağı zor anlar yaşayacak ama burada. Evet yani rakibinin bir de ilk kanı döktüğünü ve seviye olarak bir seviye önde olduğunu düşünecek olursak şu an Zyrus'un zorlandığını söyleyebiliriz. Sürekli Lucian'ın kendisini kule altında dürttüğünü görüyoruz. Bu arada Stomage Robin'le karşılaşmış ve oradaki Yampiri'yi almayı başaran Zeke olmuş. Bu arada Immortur'u Naru tarafından bayağı bir dürtüldü ve karşılık görmedi bu pozisyonda. Naru da iyi bir takas yapmayı başarıyor. İki tarafında tabii iksiri olmadığını söylemek lazım. Bir tarafta ışınlanma Naru'da, diğer tarafta Shifa, Immortur'u da. Naru yani oyunun ilerleyen dakikalarında oyun yapmak için Tal'drin'le sözleşip onları rotasyonlu bir şekilde koridorlara baskı kurabilir. Bu da en çok Ruven'in canını sıkacaktır. İki ışınlanma genelde aşağı koridor üzerinde çok büyük baskı yaratır. Evet ve şu ana kadar da açıkçası Naru ölüm ışınlarını tutturmayı başararak Immortur'un canını bir hayli sıkmış durumda. Aynen öyle. Ama işte burada Beşiktaş cephesinde şu önemli. Orianna'yı Naru'ya vermemek için mi seçtiler? Gerçekten Immortal oynasın diye mi seçtiler? Bu Ruve'yi oyunun, korumak için. Evet, oyunun kaderini değiştirecek bu biraz. Ya tabii ki takımın şu an Orianna ile sinerjisi çok yüksek. Hani topu içeri götürebilecek şampiyonlar evet, olsun. Evet evet, çok iyi bir seçim yasaklama ekranı geçirdiler gerçekten. Ama işte her şey o yasaklama seçim ekranında olduğu gibi gelişmiyor. Bu noktada Dumbledore'cu ekranda görüyoruz. Tam o her şey seçim yasaklama ekranında olduğu gibi gelişmiyor derken gerçekten Dumbledore bunun böyle olmadığını bize maçın başında gösterdi. Evet. Orada çok kritik bir sersemletme rakibine hücum etmeyi başardı. İlk'ten ve baskın gelecek bu arada. Hayır, ormanda Zyraz yakalanmış. Zyraz kule altına sıçratmak zorunda kaldı. Dumbledore kanoslamış destek. Tutuşturu da var. Zyraz o noktada almayı başarıyor. Hiç oralı bile olmadı, bırakmadı. Tutuşturu bile kullanmadı bu arada. Aynen. Bu şekilde Dumbledore yine skoru hanesine eklemeyi başarıyor. Taşıyıcı destek geri döndü geçen seneki. O görünümünden bayağı bir uzaktı ama özellikle bugün yani Supermassive'de oyuncular resmen kendilerini gerçekleştiriyor, buluyorlar yani. Evet. Yani Dumbledore şu an dedi ki ben artık bu takım oyunundan sıkıldım. Ben geçen seneki rolüme geri dönüyorum. Taşıyıcı olmaya karar verdiğinden. Bu arada arada baktı mı bilmiyorum. Dumbledore tweet dağıtmış bir tane. Evet. Naru ile güzel bir diyalog gelişmiş aralarında. Her şeyimi çalıyorsun evet. Demişim. Tabii Naru ile olup olmadığı belli değil. De bunu Açu da söylemiş olabilir. Valla takımdaki herkes söylemiş olabilir. Aynen onu aynen. Herkesten bir şeyler aldı. Ama en çok onlara zarar gördü diyebiliriz. Bu arada sonunda diyecektim ki hayır. Yine Graves aşağıda karşısına Lucian gidiyor. Yukarıda Ezreal'a karşı oturur. Kötü kullandı bu arada Naru şu anda ama Naru'nun manası çok fazla değil. Burada sadece koridoru kontrol amaçlı bir ulti miydi yoksa Dumbledore geliyor diye mi attı emin değilim ama manası olmadığı için yeteri kadar komboyu tamamlayamadı. Geri dönüş ultisi gibi gözüküyor şu an. Zaten bir ışınlanmayla geri gitmişti. Şu an normal dönüş hakkını kullanıyor Naru koridoru itirerek. Yalnız izin vermedim diye bakıyordum. Immortal'a hayır öyle bir şey yok. Naru geri dönmeyi başarıyor. O da kendisine ekstradan bir kuvvet kitabı aldı. Evet. Tabii Beşiktaşlı rakibin orta koridorunun böyle güpegündüz apaçık bir şekilde geri döndüğünü görünce hemen ekstradan bir görev yapıyor. Robin bu sefer zıpkını almadı doğal olarak ama yine de vaadinin alametinden vazgeçmiş değil. Vazgeçmesi için bir sebep de değil bu zaten. Aynen. İşte kendi tarafında şu an kampları temizlemeye devam ediyor. İki ormancı nispeten aynı kamp sayısına sahip diyebiliriz. Orta koridorda nispeten bir eşitlik var. Aslında koridorlarda minyon bakımından çok büyük bir fark yok ama Supermassive aldığı ilk iki kan sayesinde altında öne geçti. Diyecektim bir de üzerinde şu an kule eklemeyi başarıyorlar. Aşağıdaki baskı sonuç verdi. Robin orada sinsice bekliyor bakalım. Kimin üzerine gidecek yalnız Dumbledore'dan güzel biçimde o noktada. Pişman ettiler yalnız. Önleyecek yetenek atışı geldi. Robin gerçekten atladığında pişman oldu ki 6. seviye şu an Robin. Orada hemen refleksi yaptı ve rakibinin kendisini kitle kontrolüne almasına müsaade etmedi. Zyraz yine kendi kaderini terk etti. Bu arada Stomage rakibin orada yakaladı Robin'i ama hop. Robin mükemmel hemen bir atlaşta. Başardı. Evet, kule altına kaçmayı başarıyor.
Gurt da şu an kendisine hasar veriyor. Yalnız Robin orada vazgeçmedi gelmekten ve... Evet, Robin biraz fazla zorladı sanki burayı. Hani güçlendirmesini görüş sağlamak istiyor evet. Muhtemelen ama... Pasifine güveniyor tamam ama yani bu kadar güvenilecek bir durum yok. Çünkü yakında takım arkadaşı yok. Yok, o kırmızı üzerine bir bardak soğuk suyu içti şu an itibariyle. Ve kırmızı güçlendirme Stonehenge'de kaldı. Bir de üzerine şu an Ejderha'yı başlayacaklar. Bakalım, evet Ejderha'yı da başladılar. Böylelikle supermasif bir global göreve daha başlamış bulunuyor. Burada bir karşılık görecekler mi? Hayır. Yani az önce Robin'in canı çok düşmüştü. Geri döndüğü için burada bir karşılık veremeyecekler. Rotasyonlar kelimesinin karşılığını şu an bize gösteriyorlar. Yesam rotations. Alt koridordan kırmızıya, oradan Ejderha'ya. Şimdi bakalım bir sonraki hedef neresi olacak supermasif için. Zaten bir tane kuleyi de almış durumdalar. Aynen öyle. Ve Beşiktaş adım adım rakibinin yaptığı bu oyunlara karşılık veremeyince hem görevde hem altında geri düşmüş durumda. Ki skorların da dağılımı tam bir tanesi şu an itibariyle Pop'un üzerine olmuş olabilir ama kötü bir senaryo değil bu çünkü diğeri ve önemli olan ilk kan açığa gitmişti. Zaten Naru'nun seçmiş olduğu Victor'un çok 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 güçleneceğini söyleyebiliriz oyun ilerleyen dönemlerinde. Yani işler şu an Supermassive'in istediği gibi ilerliyor. Bunu değiştirmek için Beşiktaş ne yapacak? Oo, bu arada Rebellious'tan ufak bir hata, o ufak hata pahalıya mal oldu, canının yarısını kaybetti. Duvarın kenarında durmayacaksınız. Karşınızda Poppy varsa duvar sizin en büyük düşmanınız. Orada açı da hiç bekletmeden ultisi geldiği gibi yakında kim varsa kullanıyor. Herkes zürtmeye çalışıyor. Robin atlayacak mı oraya diye baktım ama hayır, vazgeçti bundan. Bir de totem gelince komple vazgeçti. Ve oraya bir baskı gelecek mi? Hayır. Robin de kendi ormanına döndü şu an itibariyle. Yalnız Dumble her yerde. Gerçekten her yerde. Bu maçta iyice kendini buldu diyebiliriz Dumble için. Şimdi Hibiki ile Ruve onun üzerine doğru gittiler ama o totem kırılacak. Belli ki orada Dumble affetmeyecek. Orada yalnız hazine buldu resmen. 3 tane totem kırdı toplamda. Böyle böyle 18 milyonuna ulaşmış oldu aslında Dumble skor yanında. Yalnız i̇şte her yerde totem buluyorlar. Evet. Şu an totem avcılığı yapıyor tamamen. Zyra'sın işi oldukça zor. Taldirin'den çok güzel bir çıpa. Ve birebir de skor almayı başarıyor. Bunun olmaması lazım. Evet. Bu bunun gerçekten olmaması gerekiyor. Graves'in... Bu arada Rebellious'u duvara vurmayı başaramadı Dumbledore şimdi. Deneyecekler mi? Hayır. Yani oyunun bu dakikasında Graves'in birebir de ölmemesi lazım. Çok enteresan. Şimdi orada Robin lastik sapanla geldi ama aradığı sonucu yine bulamadı hatta. Çok fazla hasar alan taraf Beşiktaş oldu burada. Aynen. Naru ile Immortor arasındaki bu savaş. Son vuruş, hayır gelmedi Immortor'dan. Hala ultinin içinde dolaşıyor, dikkatli olması lazım. Immortor'un hala sıçrası var derken aşağıda sıçrası olmayan isimler savaşıyor. Stomey çok zor durumdayken güzel bir ulti açtı. Robin oradan Zyraz çıkabilecek geldi. Mi? Zyraz da geldi. Zyraz muhtemelen oradan bir skor çıkartmayı başaracak. Ama hayır, başaramadı şu an. Robin'in bir çıkardı, iki oldu. Çıkardı. Arka tarafta iki skor. Üçü de çıkarabilir her an. Üçüncü skoru çıkartabilecek mi derken onu alan Hibiki oluyor arada. Robin'i kaybettiler ama bu Beşiktaş için önemli değil. Diğer tarafta da Robin Immortor arasındaki, Naru Immortor arasındaki savaş sonlanmış, iki oyuncu da üstüne dönüyor. Yalnız Beşiktaş'ın buna çok ihtiyacı vardı. Çok. Abi Beşiktaş'ı geçtim, Zyraz'ın inanılmaz ihtiyacı vardı buna. Ve intikamını almayı başardı bu noktada Zyraz. Bu arada Naru geliyor. Bir diğer intikam alacak isim şu an. Naru, takım arkadaşlarının intikamını alabilecek mi bakalım. Zyraz kuleyi aldı en azından. Oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Bunun cevabı çok net bir hayır. Orada çizgiyi çekti, cevabı verdi. Zyraz da döndüğü gibi ölümün dansını cebine koydu. Gerçekten yine isminin hakkını veren bir mücadele izliyoruz. 13. dakikada 8 tane skor. Haritanın çeşitli bölgelerinde aksiyon hiç bitmiyor, hiç kesilmiyor. Orta koridorda şimdi Immortor ile Noru birbirlerini kesiyorlar ama Noru aslında bu mücadele yine bir adım öne geçmeyi başardı aldığı skor sayesinde. Evet. Oyunun bu dakikasında. Immortor'u Mion'da birazcık üstünlük yakalamıştı ama Naru şimdi onu da eşitledi. Ve tamamen her anlamda üstünlüğü gösterdi. Şimdi üst koridora gelen Robin var ama Robin'i görüp zaten orayı işaretlediler. Biliyorlar orada olduğunu. Çok güzel bir sağlam duruş. Dumbledore'dan oyun. Robin burada sıçrasını hemen kullanmak zorunda kalıyor. Yani, basketbolda beyin diye bir terim vardır. Evet. Beyni verdi resmen gelişine. Yalnız
burada gerçekten Zekin canını sıkacak bir şampiyon varsa bu oyunda o da Popinir. Derken? Derken Zayraz yakalandı. Anında yok olacak oradan. Robin de ben, o öldüyse ben de intihar ederim dedi. Ve skoru hediye etmeyi başardı bu noktada. Achu 2 skorla buradan ayrılıyor. Achu açıkçası son 2 maçta Lucian performansıyla yavaş yavaş artık kendi kanıtlamaya başladı. Yalnız yani Beşiktaş bir doğru yapıyor. Hemen onu düzeltmek için rakibe 2 tane yanlış yaparak cevap veriyor. Yani böyle olmaması lazım. Burada çok ihtiyaçları olan bir savaş yapmışlardı ve birazcık fark kapatmışlardı. Yine çok gereksiz bir oyun yaptılar bu noktada. Ve kule altında rakiplerine gereksiz 2 tane skor. Bu arada Taldir'in üzerine gidiyorlar. Hibiki ultisini de açtı o noktada. Güzel bir ulti Taldir'inden ama yeterli olmayacak. Hibiki burada kuleyi tanklayarak Ruvelius'a skoru kazandırdı. Az önce orta koridorda gördük. Orada da Immortor'u Naru'yu üstüne yollamayı başardı. Beşiktaş bir yerde kaybederken diğer yerde kazanıyor şu an aslında. Bakalım ama daha ne kadar daha sürdürebilecekler. Ruvelius kötü pozisyonda kalır mı diye baktım ama hayır. Hemen orada sihir geçişiyle kaçmayı başardı. Kulelerde de durum 2'ye 2 eşitlenmiş oldu Beşiktaş'ın alt koridordan aldığı kule sayesinde. Evet, aradaki 6 fark aslında çok ciddi bir fark değil. Yani yaklaşık 1600'lık farktan bahsediyoruz. Ama dağılım şu an tam Supremacy'nin içine gelecek noktada. 3 tane skor Lucian'da, Achu yine çok iyi bir performans gösteriyor bu maçta. Kendisine ikram edilen skorları geri çevirmedi şu ana kadar. Yani Zayras 4 kere ölmeyi başardı 16 dakika içerisinde. Bu da onun hanesinde büyük bir eksi. Her ne kadar 2 tane skor almış olsa da Graves oyunun bu dönemlerinde aslında domine etmesi gereken bir şampiyon. Geriye düşünen ne kadar etkili olur onu hep beraber izleyerek göreceğiz. Evet. Ölümün dansı almış o da. Evet. Bu da özellikle Graves'e çok tercih edilen bir aşa. Genelde başka şampiyonlarda pek görmüyoruz ama Graves'te neredeyse her seferinde görüyoruz. Ki özellikle o ekstradan dirençleri alıyor olması onu daha da tank bir hale getiriyor. Hadi birazcık öndeydi oradan kaçmaya başardı Taldir'in. Her hızlı tetik kullandığında zaten ölümün dansı. Üzerine birazdan, tabii çok yakın mı birazdan olmayabilir bu. Bir eşya sonrasında Bistran güvencesi de yaptıktan sonra yani tank ve hasar veren bir şampiyon haline dönüşebiliyor ki bunun en büyük örneğini bize yakın zamanlarda yine Fab göstermişti. Kesinlikle. Zayraz'ın. O Graves bu Graves değil mesela. O evet Graves... bu biraz daha güçsüzleştirilmiş Graves. Evet, oyunun başında geriye düşmüş, gereksiz skorlar vermiş Graves. Ve aşağıdaki kuşatma devam ediyor ama ya, burada ısrarcı olmadılar. Bir yandan da tabii gelen değişiklikler sayesinde Graves'in biraz daha dengelendiğini söylememiz lazım o zamandan bu zamana. Evet. En azından orman konusunda artık ilk tercihlerden değil. Bu arada Immortor orada kötü pozisyonda kalmış olabilir. Ama kendi kulesine oldukça yakın derken çok güzel sıyrıldı ama çekim alanı onu almayı başarıyor. Açıkçası Supermassive buraya 5 kişi gelerek Immortor'u ne kadar iyi bir oyuncu olsa da en sonunda bir yerde kıstırmayı başarmasını sağladı. Yani parti yaptılar resmen ya. Ama Immortor da çok güzel kaçtı aslında yetenek atışlarından. Bir noktaya kadar ama orada olmaması gerekirdi. Hele ki nehrin üst tarafında görüşleri çok kısıtlı. Aşağı tarafında görüşleri yok denince kadar. Yani şu an aslında Beşiktaş'ın ciddi manada görüşe ihtiyacı var. Yani nehrin üst tarafında şu an bakıyorum az önce koyulan bir totem ki o da şu an kırılıyor. Onu geçecek olursak sadece mavi güçlenmenin oradaki girişte bir görüşleri var. Onun haricinde harita neredeyse kuleler haricinde kapkaranlık. Supermassive görüş oyununu çok iyi oynuyor şu dakikaya kadar dediğin gibi ki oyunun başında hatırlayacaksın. Dumbledore'un 3 tane totem bulduğu çalı, hemen ardından Stormage'in ormanda bulduğu görüş totemi. Yani oyunun başından beri böyleler aslında. Evet, evet. Sürekli olarak Beşiktaş'ın totemlerini bulup onları kırmayı, yok etmeyi başarıyorlar. Açıkçası burada suç Beşiktaş'ta değil ben. Pek öyle görmüyorum. Daha çok Supermassive'in başarısı bu görüşleri almak. Evet, yani sonuçta oyunun bir de böyle bir tarafı var. Rakibin totemlerini kırabilmek, yani totemlerini, görüşünü bulabilmek. Bunu da oyunun başından beri özellikle Dumbledore ve Stormage çok iyi bir şekilde başardılar. Zaten işte olay şuna geliyor yavaş yavaş. Mercek'te onlar da. Evet. Olay şuna doğru geliyor. Bu Immortor'un Alistar'ın üzerine vereceği veya Zekin'in üzerine vereceği topla neler yapabileceği. Hop, mükemmel bir atlayış olmadı yine. Evet, sağlam duruş. Orada çok sağlam bir duruş sergilemeye devam ediyor. Yani bir türlü o engeli geçemedi. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bunu gördükten sonra bazı şeyleri oyun içerisinde hani rakibin ne kadar yapıp yapamadığını görebiliyorsunuz. Sonraki savaşlarda kritik yeteneği
O topu mesela Arisa'nın üzerine vermek çok daha mantıklı olabilir. Çünkü Damlı şu ana kadar yaptığı hareketlerle doğru zamanlamasıyla yani Zeki içeri sokmayacağını gösterdi. Evet. Ve Zek ne kadar yakından gelirse gelsin anında o refleksi gösterebiliyor. Evet. Anında bunu fark edebiliyor. Gerçekten çok iyi bir Poppy oyunu. Hele ki bugün ilk Poppy oyunundan sonra bunu takdir etmemek elde değil. Kesinlikle. Bu arada tabii birazdan Ruve de tamamlayacak gözyaşlarını ve Muramana'yı döndürecek eşyasını. Ciddi bir güç patlaması yaşayacak ama diğer tarafta Açun'un da geçen maçta olduğu gibi erkenden bitirdiği cam biçen artı yine statik hançeri olduğunu söylemek lazım. Yılların üzerinde cehennem asası bitmiş. Ufak bir detay, Açun'un bir de 4 tane skoru var. Evet tabii. Yani minyon da önde olduğu yetmiyormuş gibi. Bu senaryoyu da geçen oyundan hatırlıyoruz biraz galiba. Ama geçen oyun revanş gerçekten çok geri düşmüştü. Ruvelius burada o kadar geri düşmedi. 1-3 oynuyor. Evet şu an yani nispeten... Takımının tüm skorlarında katkısı var. Var ve o kadar etkisiz olmayacaktı dediğin gibi. Yine ekstradan bir hasar çıkarmayı başaracaktır ama o hasar yeterli olacak mı? O büyük bir soru işareti. O soru cevabını ilerleyen dakikalarda buluyor olacak. Çünkü yani baktığımızda Supermassive ekibinde zaten Nautilus'u ve Poppy'yi parantez dışında bırakıyorum. Stomage ve Naru'nun ekstra dirençleri var. Yani Stomage nereden geliyor? Yapmış olduğu hayalet dansı sayesinde en azından düello potansiyeli var şu an. Ekstradan can potansiyeli. Hatta ultisini kullanarak hayatta kalma potansiyeli var. O yüzden Beşiktaş'ın savaşlarını çok iyi seçmesi gerekiyor oyunun bu dakikası itibariyle. Belki hala kombolarının gücüne güveniyor olabilirler ama bazen görüyoruz o komboyu doğru şekilde yapsalar bile yetmediği anlar evet, olabiliyor. Olabiliyor. Peki bu noktada Robin'den çok güzel bir atlayış. Gerçekten. Bu noktada Stomage'in yaptığı seçimi nasıl buluyorsun? Yani eşya seçimleri olarak hayalet dansçı. Hayalet dansçı daha çok düello özelliği olan bir eşya. Bu arada yakalandı. Evet, İşte Stomage... bak burada mesela özelliğini gösterebilir. Yani ekstradan hasar engelliyor o noktada. Sadece oradan uzaklaştırmak istemiş de olabilir Robin. Arkasında birisi varmış gibi. Çünkü mavi güçlendirmeyi rahat almak istiyor ama Stomage buraya geldi. Stomage biraz zor anda kaldı şu an. Güzel bir ulti ama Stomage ultisini açtı. Bakalım buradan çıkabilecek mi diye şu anda izliyoruz ama bunun cevabı hayır. Yani, skorda Immortor yakaladı. Neden böyle bir şey denedi? Ben açıkçası bunu biraz yargıladım. Ne yaptı? Mantığı neydi bunu? Az önce Robin'in yaptığı şeyi yaptı bu arada. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Aynen öyle. Robin'in gidip kulenin altında ölmesine benzer bir pozisyondu. Bu hani öleceğin belli olan bir pozisyona girmezsin ama ilk olarak Robin, sonrasında da Stomage bunu yaptı. Ya amacı belki Immortor'u orada mavinin gitmesini engellemekti ama nihayetinde Immortor'u hem gitti. Skor hem mavi gitti. Evet, çok fazla derine indi o noktada. Ormanın derinliklerine gidince de kötü bir pozisyonda yakalandı. Bir de takımın desteği hiç yoktu yani. Yakında en yakında biri yoktu. Taldir'in yukarı koridorda çok uzak bir noktadaydı. Bu arada Taldir'in demişken şimdi Taldir'in de Zyraz'la beraber bir takasa giriyor derken öteki tarafta Ruvelius haritada var mıydı ben tam olarak göremedim. Hibiki şu anda geri kaçmak üzere. Tabii Hibiki biraz daha tank bir şampiyon olduğu için kaçabilecektir ama Beşiktaş'ın bu savaşı aramaması gerekiyor. Nişancısından yoksun bir takımdan bahsediyoruz şu an. Ve hemen geri dönüyorlar. Bu ejderhayı da Supermassive bırakacaklar. Bu oyun düşünce ejderhası oldu Supermassive için 23. dakikada ve 5. ejderhanın geleceği dakika 35 olacak. Oyun oraya kadar uzarsa ve Beşiktaş ejderha alamazsa durum onlar adına oldukça kara görünüyor. Evet, vahim gözüküyor. Bu arada geçen sene aslında Dumble Naru'ya yaptıklarını şu an Ruve'ye yapıyor. Yapıştı ona. Oyunun evet. Başından beri her pozisyonda yakalıyor, duvara çarpıyor. Taktiği almış zaten derken bu arada Naru kötü pozisyonda yakalandı ama top şu anda evet. Hibiki'nin üzerinde top oldukça iyi bir yerde aslında. Oradan kimsenin gelmemesini sağlıyor şu an. Ve oradaki Supermassive oyuncularını da geri itmeyi başardı. Orta koridoru biraz daha savunacak Beşiktaş ama işleri hiç kolay değil. Çok az canı olan bir kuleden bahsediyoruz. Ya yani hem Hibiki hem Immortor orada biraz hasar aldı. Birkaç milyon dalgası sonra Beşiktaş bu kuleyi kaybedebilir. Çünkü Supermassive muhtemelen buraya odaklanacak. Ve şimdi Immortor geri dönüyor. Bakın bir sonraki eşya tercihi ne olacak? O büyük sopasını dönüştürebilecek mi herhangi bir şey? O kadar para evet. Rabadon geldi. Şu dakikadan itibaren tehlikeli bir pozisyon oluşmaya başladı. Supermassive için Rabadon'la beraber can yakabilir. Eğer ulti tutarsa işte oraya anlattım. Tabii böyle bir olay var. Bu arada orada minyon dalgası temizlemek için kullandı.
ultisini ama kulenin düşmesini engelleyemedi. Zyras ultinin yokluğunda işte evet. Baron'u işaretliyor aşağı ama Baron'a başladılar galiba. Evet. Oldukça da mantıklı bir karar çünkü Graves'in ultisi yok. Zek üstüne dönüyor. Gerçekten Beşiktaş burada rakibin yaptığı bu taktiğe bir cevap bulamadı çünkü onlar da farkında değil. Derken evet. Farkındalar şu an. Ulti geliyor ve yetmedi. Rahat bir Baron. Yani bu çok büyük bir hata. Beşiktaş için geri dönme zamanı bir de orada. Oo, geri dönme zamanı derken gerçekten Immortal için şu an geri dönme zamanı çünkü dediğin gibi Naru inanılmaz bir hasar. Yani orada yeterli görüşe hakim olmadan oyunun 25. dakikasında iki nişancılı ve nişancılardan bir tanesinin hakikaten çok güçlü olduğu bu ortamda yani bu kararı vermek yürek ister ki sonu iyi olmadı. Yani kuleyi kurtarmak için atılmış bir ulti bir anda Supermassive'in Graves ultisi yok Baron'a girelim demesine yol açtı. Ve Supermassive yine bunu uzak doğuda çok fazla görürüz. Hani Ninja Baron dedikleri olay. Tam bu dakikalarda rakibinin bir anlık böyle bir boşluğunu yakalarsın ve affetmezsin bu arada. Turu iyi bir hasar çıkardı ama devamı gelmedi o hasarın. Hala yeterli değil şu aşamada. Ama takım savaşlarında çok etkili olabilir. Yani zaten Beşiktaş bir tane takım savaşı arayacak ve onu istediği gibi yaparsa maçı kazanacak. Ama işte Supermassive de dağınık oynuyor şu an. Her koridora farklı bir oyuncu göndererek yine Baron'un etkisini artıyorlar. Ayrıca rakip takımın bu wombo combo takım savaşı potansiyelini de bir şekilde engellemiş oluyorlar. Kırmızı güçlendirme için çıkan bir savaş ama Slow Mage bu savaşı kazanmayı başardı. Ve Ruve de hem savaşı kaybetti hem üzerine müthiş bir hasar aldı üzerinde. Yani Naru'nun bir çizmesi işleri çok bozabilir kendisi. Bu arada Zyras burada birebir de canı çok yanmış. Yine korkulu bir yer görebilir. Uzaklaşıyor. Bu arada yine Acun'un ultisini atarken bir pozunu daha gördük. Oo, gelişine mükemmel bir vuruş. Dumble. Gerçekten iki kişi birden geri gönderdi. Bu kuleyi de almayı başaracak. Mükemmel sol ayağıyla orada oturttu ve. Oo, Dumble'ı yakaladılar bu sefer. Yalnız güzel bir Kindred ultisi geliyor. Bakalım Dumble oradan kaçabilecek mi? Oldukça zor pozisyonda çekim alanına geldi ve Beşiktaş daha fazla kovalamadı. Bir kere daha. Dumble Dodge zor pozisyondan kurtulmayı başarıyor. Bu mücadelede ölmemeye ant içmiş isimlerden bir tanesi de o. Gerçekten Supermassive. Ya tabii bu birazcık da hani rüzgarı arkanıza almakla alakalı. Yani bu çocuklar sonuçta birazcık da moralle de çalışıyorlar. Evet. Ya üst üste aldıkları galibiyetler kendilerine olan güveni de getirdi. Açı olsun, Dumble olsun. Hakikaten müthiş performanslar gösteriyorlar şu an. Üst koridorda da burayı ikiledi şu an Supermassive ve Baron güçlendirmesinin ardından olabilecek her yerden kule alıyorlar. Bu da son dış kuleydi ve artık bir sonraki hedef inhibitörler olacak. İnhibitör kuleleri olacak. Supermassive emin adımlarla sonuca doğru ilerliyor. Üçüncülük için gerçekten çok 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 önemli bir adım atıyorlar şu an itibariyle. Yaptıkları bu görevler sayesinde. Beşiktaş, dışta kulesi kalmayan Beşiktaş artık kaynak bulmakta ve bunları paylaştırmakta çok zor olacak. Bir yandan Ezreal, bir yandan Orion da hala eşyalarını tamamlamak zorundalar. Yine Graves, yani taşıyabilmek için açılmaları gerekecek. Açılmaları demek rakibe yem olmaları anlamına gelebilir. Görüşlerin olmadığı, karanlıkların içerisinden çıkabilecek rakiplerine karşı çok zorlanabilirler. Kitaldır'ın da birazdan yine Zizirot kapısını bitirecek. O da ayrı bir ittirme gücü olacak takımı için. Çok çok can yakacak. Çok can sıkacak daha doğrusu yakacak. Doğru terim değil. Ejderhanın çıkmasına 50 saniye kaldı. Bu Supermassive adına 4. ejderha olacak. 5. ejderha yolunda açıkçası en önemli ejderha diyebiliriz. Tabii çünkü bakar mısın yani? Kuleleri de ekstra hasar vermesini sağlayacak. Bu arada Immortal'ı sıçra kullanmak zorunda kaldı. Robin şimdi 3 kişinin arasında ulti gelir mi diye bakıyorum. Güzel bir ulti denemesi ama herkes oradan kaçmayı başardı. Immortal'ın ultisi boşa gitmiş oldu. Bu Supermassive açılacak bir inhibitor kulesi için mesaj veriyor olabilir artık. Evet, kuşatma devam ediyor. Baron olmasa bile şu an artık dürtme potansiyel. Bu arada Naru da içeriye ultisini yolladı. Ve orada gezdiriyor şu an itibariyle. Ulti bitti. Ultiler ardı ardına geliyor. Ooo, ve Velius oraya bir adım attığına pişman oldu. Dumble Dodge'dan ulti iki kişiyi geri göndermeyi başardı. Bu kuleyi düşürmeyi başarabilecek mi acaba Supermassive? Hala kuleye vuracak kadar yaklaşamadılar minyonlar yüzünden. Hibiki şansını deniyor ama Hibiki sadece Snow Mage'de o noktada havaya kaldırdı. Yukarıda da ayrı mücadele devam ediyor. Burada Zyras kule altında hayatta kalmaya çalışıyor gelen minyon dalgalarına karşı ve kaldırdığı Natürsün'e karşı
Evet, orada temizlemeyi başardılar nihayetinde. Naru da aslında bugün genel olarak yaptığı o ayrı ittirmeyi yine aslında alışık olmadığımız bir şampiyonla yapıyor şu an Victor. Ama gel gör ki takımı görüşü çok iyi sağladığı için bakar mısın? Yani Naru'nun üzerine girilebilecek bütün güzergahlarda totem görüşü var. Ya bu Supermassive adına gerçekten çok önemli bir haber çünkü takımın eksik kaldığı yönlerden bir tanesi de buydu aslında. Ve bunu hani bunu bir önceki maçta da görmedik. Bu maçta görüyoruz. Bu maçta gerçekten inanılmaz bir görüş üstünlüğü yakalamış durumdalar. Evet, maçın başından beri devam eden üstünlüğü de çok daha büyük avantajları çevirmeyi başardı. Önemli olan da bu. Zaten eğer görüşü kontrol ediyorsan ama bunu kullanamıyorsan, ekstra bir kazancın yoksa aslında görüş altın kaybından başka bir şey değil. Ama sen bunu alıp da rakibi geri düşürebilmek için aradan bir şampiyonu çıkarabiliyorsan ya da görev yapabiliyorsan, az önceki Baron görevi gibi bu şekilde kullanabiliyorsan bu senin için çok büyük bir avantaj haline gelebiliyor. O yüzden hani kontrolsüz görüş de bu arada yararlı bir görüş değil. Bunu kesinlikle karşılığını almak zorundasın. Bakalım şimdi Taldir'e doğru yol alacak mı Beşiktaş oyuncuları? Stonemage de tabii ormanda, yani şu an bu ormanın kontrolü o kadar çok Supermassive'de ki hiç umursamadan dolaşabiliyorlar burada. Bir sanki de kendi ormanıymış gibi giriyor Stonemage'de. Gittikleri bölgeyi ilk önce görüşleri de ele geçiriyorlar, sonrasında hareketlerini yapıyorlar. Doğru olan da bu zaten. Beşiktaş da ellerinden geldiği kadar bu görüşü temizliyor ama... Ama o çizgi sürekli geri çekiliyor sanki. Sürekli olarak üste biraz daha yaklaşıyorlar. Biraz daha ileri gidemez hale geliyorlar. Bu arada şimdi içeri girdiler. Orada sadece açıyı yakalamayı başardılar ama bu önemli bir skor. Dumbledore ultisini kullanıyordu ama Dumbledore ultisini kullanmaktan vazgeçti. Stonemage oradan çıkabilecek mi? Starak aktif oldu şimdi. Orada sıçra geliyor Hibiki'den. Stonemage'i yakaladılar. Işınlan da gelecek arka tarafa Taldir'den. Topla beraber. Stonemage oradan top çıkmayı gitti. Başardı. Zyra's ultisi yeterli olmadı. Taldir'in 3 kişinin arasında kaldı. Yeterli hasar çıkacak mı diye bakıyorum. 4 kişi oldu çünkü Ruvelius da oraya gelmiş durumda. Hibiki son manasıyla Taldir'i kaldırmayı başardı. Taldir'in sıçrası var. Yaklaşmaya çalışıyor duvara. Ve sonunda güzel bir çekim alanıyla beraber Taldir'in oradan çıkmayı başardı. Supermassive takım oyunundan güzel enstantaneler sergiliyor bize ama Baron çıkmak üzere. Beşiktaş bu Baron deneyecek mi? Canları da az açıkçası. Biraz riskli gibi duruyor. Bayağı bir riskli. Hele ki Naru oradayken orada dürtünmeleri, Baron'un tanklamaları intihar olabilir. Vazgeçti. Beşiktaş evet vazgeçti. En azından bir süreliğinde... Bu arada Robin orada yakalanmış. Gördü aslında Dumbledore hocam ama vazgeçti. Baron'a başlayacak mısınız bir şekilde Supermassive? Hayır. Hayır. Şu an için sadece görüşü yine ele geçiriyorlar. Zyra's orada birazcık önde ve Zyra's'ın canının çok az olduğunu biliyorum ama Zyra'nın ışınlanması var, onu da söylemek lazım. Şimdi orada rakibin görüşü içinde dahilinde Ninja Baron başlıyor. Evet, hızlı bir biçimde Baron'a giriş yaptılar. Bakalım müdahale edebilecek mi şu an? Kampri yengecin alanı. Yaklaşıyor şu anda Beşiktaş oyuncuları. Arka tarafta Dumbledore'un tabii bir Baron daha gidecek. Ultisiyle beraber bir şeyler yapma fırsatı var derken Dumbledore hiçbir şey yapmadan Baron'u korumayı başardı. Yani bu noktada Beşiktaş'ın iki defa rakibine verdiği çok büyük bir ikram oldu bu. Evet. Cevap vermeye denemiyorlar bile. Yani en azından deneseler belki bir ihtimal olabilir ama... Yok yani bu şekilde bu şartlar altında rakiple hiç dolaşmadan, hiçbir şekilde mücadele etmeden kazanma fikri, hani oyunun sonunda, ki oyunun sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz, daha ne kadar güçlü olabilirler? Bu Baron'u mesela savuşturabilecekler mi? Orion'da gerçeği var ama nihayetli Baron güçlendirme minyonlardan bahsediyoruz. Taldir'in bir taraftan sürekli minyonların üzerine doğru götürüyor. Bu arada açıyor. Burada galiba Orion'ın ultisi sabit etti mi? Orion'un ultisi... Evet, Robin'in orada ultisi yüzünden Orion'un ultisi isabet etmiş ama gerek de kalmış nihayetinde. İsabet etti de hani anında mı ileri doğru attı? Ama tek skor için her şeyi kullanmışlar burada. Önemli bir skordu evet, devamında çünkü daha da büyük avantaj ele geçirebilirlerdi. Rakibin sıçralarını aldılar ama gel gör ki yine Baron verdiler. Ve bu arada müthiş bir hasar yiyor. Açudan yine doğru bir ulti, yine rakibin nişancısını bayağı bir tahraman eden ulti oluyor bu noktada. Aşağıdan Naru ayrı ittiriyor. Orion'da karşısına gelince bu sefer orta koridorda tabi savunma zayıfladı ve hemen oradaki kuleye hasar vermeyi başardı. Stonemage. Zyra's'la Taldir'in arasında birebir devam ediyor ve bu birebirin
Mutlak galibi her zaman ama her zaman Taldrin. Artık Zyra's'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Bu oyuna geri dönmesi gerekiyor. Bu arada Robin çok fazla hasar aldı. Yani şu an o kaplumbağa dediğimiz moda bürünmüş durumdayız. Beşiktaş elinden ne gelirse bu üssü savunuyor. Supermassive'i içeri sokmuyor. Ve aynı zamanda minyon keserek güçlenmeye çalışıyor. Yani şu an Beşiktaş'ın taktiği yalnızca bu. İşte hep böyle diyoruz ya. O yasaklaması için ekranındaki optimistik sahne genelde vade olmaz. Çünkü rakip takım da bunu bildiği için buna göre önlem alıyor. Buna göre savaşıyor. Hani Supermassive hiçbir şekilde Orion'la ultisi, o bomba kombonu... Bu arada Noro ve Immortor arasındaki takas. Bakalım, hayır, çekim alanı. Immortor sıçrasını atmıştı ama sonrasında yetişemedi. Dumbledore çok fazla hasar aldı. Robin arkadan kaçmak zorunda kalıyor. Diğer taraftan Noro da üstüne dönüyor şimdi. Işınlanı var. Noro buraya full can olarak gelecek. Bu arada bir sıçra kullanıldı orada Aşu'dan. Aşu şimdi Zyra's'ın üzerine gidiyor. Zyra's çok az canla geri kaçtı ve Supermassive aradığı inhibitörü 35. dakikada buluyor. Stonehenge'de orada kule olduğunu biraz geç fark etti. Orada ışınlan da geri döndü Naru. Evet. Onu söylemek lazım. Onu az önce bahsetmiştik. Naru ışınlanla full can olarak geri geldi. Immortor'un canını okudu. Çok yine da güzel bir Dumbledore'dan. Hiviki'yi bu noktada üstüne geri gönderdi. Zyra's yakalandı. Seraphim'i kurtarmaya yetmeyecek. Robin kötü pozisyonda. İki İsveçli oyuncu bu noktada düşecek. Robin'in parçacıklarını da alacaklar orada. Saldırının elinden geldiğince tanklıyor. Velius'u ve Immortor'u ölüm ışınından can çekişiyor şu an. Ve arka tarafta ikinci inhibitör'de düştü. Artık Supermassive oyunu bitirmeye, ligde üçüncü olmaya doğru adım adım ilerliyor. Gerçekten yani gün belki birazcık karamsar başladı bu ekip için ama tam bir peri hikayesi diyeceğim evet, artık. Hani masallarda olur müthiş bir son. Burada mücadelelerini sürdürmelerine yol açan galibiyet zaten tamamen bir nevi şans faktörüyle ortaya çıktı. Yani orada o maçı Taldrin gerçekten kendi başına bir yere getirdi. Ve burada kurtarmayı başardılar. Orada o maçı kurtardıktan sonra aldıkları galibiyetlerin ikna ediciliği giderek arttı gerçekten. Yani şimdi kamera bize döndüğünde ben de bunu gösteriyor olacağım. Ya yani şöyle bir çizgileri var. Aynen. Böyle. Yani gerçekten. 90 derecelik bir açıyla gidiyor belki günün başından sonuna kadar. Özellikle Açu için. Yani ligin başında müthiş bir performans gösterip sonuna doğru düşseydi ve bugün belki dibe vursaydı çok karamsar bir durum olacaktı. Ama tam KMF çeyrek finalleri öncesinde böyle bir performans göstermek, oyuncunun güveninin kendine gelmesi yani müthiş bir itici güç. Açu belki de mevsim boyunca bu anları bekledi, bu maçları bekledi ve şu an kendine gelen o özgüveni sayesinde apayrı bir Açu izletebilir çeyrek final, olursa yarı final hatta final serisinde. Kesinlikle. Ve günün açıkçası galibi Supermassive oluyor diyebiliriz bu noktada. Supermassive ligi 3. bitirmeyi garantiledi. 4. bitiren takım Beşiktaş Oyun Hizmetleri oldu. 5. bitiren ise HVA Gaming oldu ama gerçekten bütün takımların emeklerine bu noktada sağlık demek gerekiyor. İnanılmaz oynadılar. Evet, bugün aslında klasik bir lig gününden uzun bir gün oldu. Evet. Toplamda 5 maç izledik. Hatta bir de kura çekimi izledik bonus olarak. Ama her maç ayrı keyif, her maç güzel, ayrı heyecan. Ben anlatırken açıkçası çok heyecanlandım ben burada. Belli noktalarda masayı yıkasım geldi. Değdi, sonuna kadar değdi. Kesinlikle değdi. Açıkçası biz de çok zevk aldık. Ben Christopher Tombalık Makarna Milikans, yanımda Caner Johnny Güngör'le birlikte bugünün bu keyifli maçlarını, tiebreak mücadelelerini sizlere elimizden dilimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için de teşekkür ediyor ve artık sözü yorumcularımıza bırakıyoruz. Söz analiz masasında. Teşekkürler Ton Balıklı ve Johnny. Evet arkadaşlar, yüzdük kuyruğuna geldik. Günün sonuna geldik daha doğrusu ve üçüncüyü belirlemiş olduk böylece. Supermassive bu uzun gecenin ardından üçüncü olmuş oldu ve altıncı olan Team Turquoise ile karşılaşmaya hak kazandı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Herhalde Açun'un açılması için bir 3-4 maç üst üste oynaması gerekiyormuş. Hazal'a gideceğiz bir öncelikle. Hazal'ın yanında bakalım kim var. Ardından yorumlarımıza burada olacağız. Evet, günün son maçında Taldrin ve Naru ile birlikteyim. Afiyet olsun. Eyvallah. Ne yedin gelmeden? Patates ya. Ödül patatesi. Görünce dayanamadım. Süper. Artık çeyrek finallere gidiyoruz. 2 hafta sonra sizlerle tekrar görüşüyor olacağız. Nasılsınız öncelikle? Ya iyiyiz. Yani üçüncü olduğumuz için mutluyuz. Öyle söyleyeyim. Harika. Sen nasılsın? Üçüncülük pek mutlu etmiyor ama yine de mutluyuz. Üçüncülük neden mutlu etmiyor? Yani bunca zaman hep 1 ve 2'de yer aldığım için.
Alışık değilim. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi takım oyunundan bahsediyoruz. Bu zamana kadar da yüzdünüz harika bir şekilde kuyruğuna geldiniz. Burada şimdi sıkıntı çıkmasın diye. Peki şunu soracağım. Oyun esnasında zaten aslında heyecanınız gözlerinizden okunuyordu. Fakat oyun bittikten sonra buraya benim yanıma geldiğiniz zaman böyle bir hep bu oluyor. Böyle bir sakinleşme, böyle bir coollaşma. Neden kaynaklanıyordur acaba bu? Ya ben o kadar da heyecanlandığımı düşünmüyorum açıkçası oyun başında da. Bilmiyorum. Doğam gereği herhalde. Koray ne diyecek bilmiyorum ama. Sen neler söylersin? Oyunda çok bağırıyordu bu arada da. Kamera ya büyük ihtimal. He, o yüzden. Tamam, harika. Gerçi orada da var ama. Peki. Çeyrek finallerde karşınıza çıkacak takımlar için neler söylemek istersiniz? Bu iki haftayı nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl hazırlanacaksınız? Sonuçta hiçbir şeyin sonu değil. Hatta daha büyük bir heyecana doğru ilerliyoruz. Bu sizi şu anda bu duygularınızda nasıl etkiliyor? Şöyle hani yanlışlarımızı kapatıp daha iyi nasıl olabiliriz ona odaklanacağız. Yani tek amacımız bu KMF'yi kazanmak. Bu yolda da ilerleyeceğiz yani öyle söyleyeyim. Harika. Peki bu ligde bu sene KMF'den önce neyi en doğru yaptınız? Ya, harikaydık şu konuda takım olarak diyebileceğim. Galiba gelişme sürecindeki herkesin sabrı ve isteği. Takım olarak bu yönde çok iyiydik. Peki bu süreç içerisinde, bu gelişim süreci içerisinde sıkıntılar yaşadınız mı kendi aranızda? Ya, tabii ki yaşadık. Hani şimdi bunları burada irdelemek yanlış olur ama hani yaşadık tabii ama üstesinden geldik. Anladım. Peki o zaman sizleri tebrik ediyorum. Günün de sonuna geldik. Hatta öbür güne geçmiş bulunmaktayız. Bizi izleyen herkese de... Oldu mu o kadar? Oldu. Siz içerideyken fark etmediniz ama. Hatta diğer güne geldik. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma. Ne diyelim, bugünü burada sonlandırıyoruz. İki hafta sonra sizlerle tekrar görüşüyor olacağız 19 Mart'ta. Tabii ki o zamana kadar yine takipte kalın, bizimle kalın. Teşekkürler, sizdeyiz tekrar. Teşekkürler Hazal. Ya esasında şunu söylemek lazım. Taldır'ın belki orada söylediği şeyi biraz daha üzerine durmak lazım. Bundan önceki röportajında. Baskı altındayken daha iyi oynuyoruz. Şimdi bunu biraz daha alt tarafına indiğimiz zaman, şimdi bu takımda oynayan oyuncuların hepsi neredeyse bir tane final ya kış mevsimi ya Türkiye Büyük Finali'nde oynamış oyuncular. Ve bu oyuncuların bu tecrübesinin bu noktada ortaya çıktığını söylemek belki doğru olabilir. Yani baskı altında belki daha iyi oynamaları değil, diğer takımlar baskı altında onlar kadar rahat oynayamıyor olabilirler. Ne diyeceksiniz? Tabii ki yani çünkü normal bir maçı oynamak başka, bir eleme, bir sahnede oynamak çok başka. Gerçi burada hep alıştıkları yerdeler belki ama o konuda tecrübelerin önemli olduğu kesin. Tabii daha minyonlar çıkmadan skor almak da her zaman özgüveni tazeleyen unsurlardan biri olsa gerek. Bu arada Stomage'in şu pozisyondan sonra görünce tekrar aklıma geldi. Gerçekten bugün güzel oynadı. Yani Kindred'da evet, da evet. Son maçta da yani farklı şampiyonlarla şampiyon havuzunun da geniş hala geniş olduğunu göstermiş oldu diye düşünüyorum. Genel olarak zaten çok yetenekli bir ormancı kendisi ama işte ligin başında orta kısımlarında pek alışamamış takımla da sinerjisi sonuç olarak... Daha önce oynamaya alışık olmadığı yeni bir orta koridor ve üst koridor oyuncusuyla oynuyordu. Ama yani bu zamanlarda gördüğümüz kadarıyla o da senin de bahsettiğin gibi baskı altında oynamaya, önemli maçlara çıkmaya, en azından orada performansını iyileştirmeye alışmış gibi gözüküyor. Evet, bir de tabii ki de herhalde üst üste maç oynaması lazımmış. Gelip tabii. Bir tane maç oynayıp gidince yapamıyormuş süpürmesi, onu görmüş olduk. Belki de rakipleri adına da önümüzdeki çeyrek finaller sırasında bir ufak bir gözde olabilir. Hani seri maçlarında, üst üste oynadıkları maçlarda daha iyi performans gösterebiliyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Şundan bahsetmek istiyorum esasında. Bir tablomuz var. Çeyrek finaller ne olacak? KMF nasıl olacak? Onu da tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. 3 Nisan'da Volkswagen Arena'da oynanacak kış mevsimi finalleri ve yine LoL TV'den de canlı yayınlanacak. O finallerdeki tabloyu göreceğiz. Şunu söyleyelim, oradaki en önemli nokta belki de şu olacak. Birinci olan takım yani Dark Passage bu kış mevsiminin birincisi alt taraftan yani çeyrek finallerden gelecek olan takımlar arasında en düşük seed'e sahip olan takımla oynayacak her zaman. Yani bu ne demek? Dördüncü eğer üçüncü ile altıncı takım oynuyorsa, eğer altıncı takım kazanırsa Dark Passage altıncı takımla oynayacak. Eğer 4-5'ten 5 çıkarsa beşinci takımla oynayacak. Evet. Bunu da belirtelim. Yani direkt olarak üçüncü ile altıncının atıyorum burada kim oluyor? Supermassive, Team Turquality.
bu maçın galibiyle oynayacak gibi bir durum söz konusu değil. Galip gelen takımlardan hangisi daha aşağıda bitirdiyse onunla eşleşiyor Dark Passage. Evet, yani çeyrek finaller ama çok fazla yani şeye gebe gibi gözüküyor. Ve bambaşka. En önemlisi 5 maçlık seri olacak. Evet, 5 maçlık seri olacak. Bir de şunu da söyleyelim. Beşiktaş ve HVA tekrar karşılaşacak çeyrek finalde. Yani burası yetmiyormuş gibi daha çeyrek finalde karşılaşıp ondan sonra belki kazananı hatta yani süpürmesiyle oynama ihtimali bile olabilir tekrardan. Hiç belli olmaz. Finalde yani tekrardan karşılaşabilirler. Bu akşamlık arkadaşlar yayının sonuna geliyoruz. Bizimle birlikte 5 maç boyunca burada olan herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. KMF'de görüşmek üzere diyoruz. Ben Urgan Uyger. Yanımda Kaan, Second Best Kural ve Can Skyler Çaldıran vardı. Dilimiz döndüğünce sizlere maçları analizini ulaştırmaya çalıştık. KMF'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.